Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün 40 ambar marin malzemeleri hurdaların olduğu yerdeyiz. Lafı toparlayamadım. Yani marin malzemelerin hurdacısı diyelim. Çok uygun burada malzemeler falan var. Gelelim bakalım içeride neler var. Onluk hat ve zincirlerin metresi ne kadar ya da kilosu? Zincirlerin durumuna göre değişiyor işte. Yani 50 TL'den başlar 70 TL'ye kadar çıkar. Bunlar hat ve değil galiba. Onlar 8'lik. 8'lik. Yani onluğum kalmadı. Onluk sadece şu 2-3 parça var. Bunlar normal onluk ama şey hat ve değil. Kalibre. Kalibre. Kalibre mi? Kalibre. Allah Allah. Bendeki kalibrelere daha sıktı o yüzden. Yok, bunlar normal onluk kalibre zincir. Yani ırgatta kullanabildiğimiz. Bunlar kalibre değil, evet. Irgatta kullanılan zincirler. Ha şu kalibre, bak şimdi tamam anlaştık. O üstündeki kalibre değil mesela, onun üstünde akmış ya burada. Evet, o evet. Kalibre değil. Değil, onun altındaki kalibre. Geri kalan komple kalibre. Tamam. Küçük çapalar var. Şurada bir yeke galiba bu. Böyle bir pasarella değil mi bu? Pasarella. Sigal ne kadar? Kaçlık? O sigal satılık diye. Şurada küçük olan satılık. Tamam. Bakalım. Sigal bir antika. Dünyanın en güzel motoru bunlar. Bilene. Bu küçük sigal ne kadar? 7500 TL. Kaçlık? 2,5 beygirmiş. 2,5. Şey. Olsun götürür. Götürürüm. Bu kaçlıktı? Onluk falan galiba. Yok da... o kadar yok. Altı diye götüren. Ha bunlar evet onluklar falan küçük diyorum. Şurada bir pala var. Yekeyle pala. Şöyle. Burayı da şöyle hafiften gösterelim. Burada bizim işimize yarar bir şey var mı tekne malzemesi? İşkenceler falan var lazım olan için. Şeyler var. Dalgıç kompresörler var. Krom aksesuarlar var. Krom aksesuarlar var. Böyle krom. Antika bir. Soba satılık mı? Satılık. Fiyat nedir? 7500. 7500 lira. Ne kalori verir bu? Değil mi? Aynen. Bu invertör kaynak makinesi galiba. Mı? Başka bir şey. Evet 48 voltmuş. Antika dikiş makineleri. Bu el aletlerin içi dolu mu? Ha? El aletlerin şunların içi dolu mu? Zımpara makinesi galiba. Dolu. Tamam. Fiyatlarımız nedir? Fiyatlar 1000 TL ile 500 TL arası. Ha burada ikinci eller de var. Mesela şunlar 500 lira. 500 lira. Hani şimdi benim takipçiler de hep böyle resif yapanlar. Yani hani teknesini kendi toplayanlar. Buradaki grup ne kadar? Mesela frezeler falan var. Yani dediğim gibi fark etmiyor. 500 TL. TL tamam. Şurada bir tane bir büyük bir yerlerindemiz var. Makita'nın. Makita'nın. 6500 TL. Geri falan 500. 500'den başlıyor. İyi. Oo, burada dalış tüpleri var. Bu dalış tüplerinin bakımları yapılacak değil mi? Evet, onlar teste gitmesi lazım. Tabii. Kaç litre? Şu BC mi? Hmm. BC. Furling var burada. Furling. Şu furling değil mi? Evet. Furling'in fiyatı ne kadar? Furling'in fiyatı ne kadar? 10 bin, 8 bin civarı. 8-10 bin arası. Yani günlük kura göre, günlük duruma göre. Şurada ana direk gibi bir şey duruyor ama. Bumba. Bumba mı o? Ha, uzun bir bumba. Evet. Şu zaten o ikisi beraber de oldu. Anladım. Evet. Depo galiba. Şu depoya benziyor. Dalgıç tüpü.
Ha şey, tüp doldurucu değil mi? Şey, nargile için mi? Yok, nargile öbür tarafa. Nargile nerede? Nargile oradaki. Hmm. Bu tüpleri dolduran. Tamam. Şu nargile için ihtiyacı olana. Bu da tüple, dalgıç tüplerini dolduruyor. Çok güzel. Bir de senin oraya bakalım, o kapalı alan, şu kısım var ya. Tamam. Buralarda başka bizim işimize yarayacak büyük makaralar var burada. Ya alan bunu dekor olarak bile alsa. Dekor güzel. Zaten. Dekor tabii. Çıkmıyor artık. Eskiden çıkıyordu. Değil mi? Doğru, doğru. Graham var orada. Ne? Graham. Winch, tekne winch. Göremedim. Şu mu? He. Evet. Bu bayağı büyük. Bunun fiyatı nedir? Fiyatına bakmam lazım. Konsiye mal yazmıştım. Hmm, konsiye mal. Burada bir tane tekne var. Satılık mı? Satılık. Fiyat nedir? 10 bin lira. 10 bin lira kaç metre? 4.30. 4.30. Motor var mı? Motor yok. Sadece kabuk. Sadece kabuk. Tamam. Cansalınız var mı? Cansal var. Cansalı, dingi. Cansalı var. Bu var. Evet. Kapta var birkaç tane. Bu otomatik açılıyor mu attığımız zaman yoksa? Bu onlardan değil herhalde. Değil. Aha, bavullu olan değil değil mi? Evet. Tamam. Cansalının fiyatı nedir bunun? 2000 lira. 2000 lira. Tamam. Kaç metre bir bilginiz var mı? Hani açıldıktan sonra. Türkçe yazmıyorlar. Anlamıyoruz ya. Anladım. Yazıyordur aslında. Beş kişilikmiş herhalde. Beş kişilik. İyi gene. Bayağı şey, küçük değil yani. Yani Allah lütfen. Seyirliklerde kullandıkları. Evet. Bu, evet. Bu bavullu şekli o. Şuradaki buz makinesi mi? Buradaki malzemeler tadilat tamirat görecek olan malzemeler. Hmm, şöyle. Bu buzdolabı çalışır vaziyette. Fiyatımız nedir? Fiyat 3500 TL. 3500. Şu ne? Buz yapıcı. 12 volt. Yok, 220. 220. Hmm, şöyle. Bunda gaz kaçağı var, yapılacak. Gaz kaçağı var. Yapılır, sorun değil yani bunlar. Kolay şeyler. Şu invertör galiba. Evet. Aktif mi? Değil. Değil. Şarj dinamoları. Burada su yapıcı malzemeler var işte. He, su yapıcı, aktif olan su yapıcınız var mı? Bende yok ama arkadaşımızda var. Nedir fiyat yani en azından? Hidromarin. Hidromarin. Evet. 130 bin gibi falan. 130 bin. 160. Kaç litre su yapıyor? 160 litre. Saatte mi? Saatte 160. Saat mevranlar falan yeni değişmiş. Çok iyi. Ama fiyat da güzelmiş yani. Aşağı yok artık abi ya. Değil mi? Doğru doğru, haklısın. Malzemeler çok pahalı. Doğru. Yani şu 450-500 euro mevran bugün. Mevran değil mi? Doğru. Doğru. Güneş panelleri var. 205 watt. Bunlar esnek panel değil mi? Panel, evet. Fiyatlarımız nedir? Adet. 3000 lira adeti tanesi. Kaç watt dediniz? 205 watt. 205 watt. 205 watt. Tamam. Burada 4,5 metre pasarela var. 4,5 metre pasarela. Alüminyum üzeri tik. Alüminyum üzeri tik. Bu güzel. 80 watt güneş panelleri var. 80 watt güneş panelleri. Nedir fiyatı? O da 1500 TL gibi. 1500 lira. Burada bir tane, bu satılık mı? Satılık ama parça niyetine kullanacaklar. Kitli motor. Ha, kitli motor. Honda 10 beygir. Evet. 4 zamanlı. Evet. Bunlar çok güzel.
Bu Yamabisler tuttu mu şu markalar? Yamabisler tutmadı. Şey, iki zamanlı onlar. CVG'leri yok. Sıkıntılı değil mi biraz? Bu aslında sıkıntılı değil de yani sıkıntısı belge. Bu kaçak dönemlerinde çok geldi. Geldi, evet evet. 2015 zamanı. O muhtar şeyi de çıkartan çıkarttı, çıkartmaya çıkartmadı. Muhtar kaydını ben de çıkartmadım ya. 99 bende motorla tekne vardı. Sattım ayrı ayrı hepsini. Bunlar ne? Biraz sıkıntı mı? Voltmaster'ın şeyleri de. Şeyler falan. Bunlar hep bakılıp çalışıp çalışmadan. Kontrollü olacak değil mi? Başka gösterebileceğiniz bir ürün var mı? Üst katta var birkaç malzeme, bir şey var. Çoğu da gözüküyor zaten. Evet. Bu da sıcak su sistemi. Sıcak su yapıyor galiba. Tabi burada da hurdalar var. Adı üstünde zaten, burası hurdacı ya. O yüzden. Antika kol. Bu muydu, bu muydu? Şu galiba. Bizdeki 240 dingi. Hangisi tutar? Bot mu? Bot. Ucuna biraz zincir ekleyeceksiniz, o kadar. Aynen. Bu kaç kilo? İkisi de aynı, 1,5 kilo olması lazım. Üzerlerinde yazıyor bak. Bu 2,5. Tamam. Bu 1,5. Döküm farkı mı? Ne diyeceğim fiyat bize? O da reklamımızı yapacağız, hediyemiz olsun ya. Allah razı olsun ya. Şunu alsam sıkıntı yapar mı? Hangisini alsam? Şimdi yakışanı hani sen bilirsin, 2,40 bot. Yani olur. Şimdi ben buraya geldim. Küçük gelebilir, o olabilir. Şimdi ben buraya geldiğimde çapa atacağım, hani şey yapacağız ya, balık tutmak için. Hı-hı. Bu tutar diyorsun. Tutar. Tamam. Ama zincirsiz olmaz, zincir olacak, olması lazım. Kaç metre zincir atayım? Yani bir 2,5 metre bir zincir olabilir. Tamam. Var mı zincir? Yok. Şeyi neydi? Sağ olsun birisi dedi, bunlar zincirsiz dedi. Nasıl çıkmışlar? Şöyle bir şey verebiliriz mesela. Olur. Zincir tutacak onu. Aynen öyle. Sonlandırıcı video çekmeyi unutmayalım mı? Şu anda çekiyorum. Yok. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey gelişti. İsim neydi sizin? Yunus. Yunus beyefendi sağ olsun dedi ki bu kadar çekim yaptınız dedi. Yorulmuşsunuz, şey yapmışsınız dedi. Bu çapayla biz pazarlık yapmaya kalktık. Ya dedik ne kadar bırakırsın falan. Sağ olsun kendisi dedi ki ya bu kadar dedi, çekim yaptınız dedi. Çapayı verdi. Kilidi verdi. Zinciri verdi. Sonra da hediyem olsun dedi. Böyle gönlü geniş bir arkadaş. Yani tekne malzemesi ihtiyacınız olduğu zaman mutlaka arayın. Bir telefon numarası falan. 0536 0536 583 01 01 94 Yunus Bey'i arıyorsunuz. Fiyat istiyorsunuz. Garanti alışveriş yapıyorsunuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videomuzu beğeniyoruz. Sizleri seviyorum. Sevgiyle kalın, kanalımda kalın. Görüşmek üzere.